Evet canlarım, hepinize günaydınlar, hepinize merhabalar. Nasılsınız bugün? Umarım herkes iyidir. Her şey yolundadır. Evet, güzel haberlerinizi alıyorum. Bazılarımız ufak tefek rahatsızlıklar var ama onlar geri geçiş rahatsızlıklar. Mutlaka en kısa sürede sağlığınıza kavuşursunuz diyorum. Fadile Hanımcığımla epeydir görüşemiyoruz. Sağlığı inşallah iyi yazıyor ama sağlığı ile ilgili herhangi bir şey yazmamış. Biraz da olsa iyileşmiş umarım. Bugün erkenden kendimi sokaklara attım. Dayım yalnız bırakmak istemedim. Dayım yalnız gelmedi. Gelmene gerek yok, ben yalnız hallederim dedim. Hastanede sıkıntılı olduğum için hastanede yalnız bırakmak istemedim. Hem de göz bebekleri büyütmüşü. İki göz bebeği birden büyütmüşse ben bazen sorun yaşamışım. Gerçi arabayla gelmedim. Arada kullanamayabilirsin dedim. Çünkü bir iki saatte ancak düzeliyor. Dayımın da o kadar süre beklemeyeceğini bildi misin hastanede? En azından bir sıkıntı olursa dayımı eve kadar götürürüm. Bir doktor ne diyecek bakalım, neden kaynaklanmış ya da başka bir doktora gitmemiz lazım mı, onu bir öğrenelim. Çünkü dayım benim her zor anımda, her sıkıntımda her zaman yanımda oluyor. Gelmene gerek yok dedi ama içime sinmedi benim. Kalktım gidiyorum hastanenin önünde, en azından bugün hava o kadar güzel ki, böyle ne sıcak ne serin. Hani gerçi daha güneş etkisini göstermedi, belki güneş etkisini gösterince birazdan yandım demeye başlarım dedim ya. Bu aralar hep böyle bir koşturmacalıyız. Gerçi bu hafta size böyle güzel bir sürpriz yapacağım, artık bir değişiklik şart. İşlerimi halledeyim çünkü bugün hastanede çok oyalanmazsa yani işimiz çok unutulmazsa. Çarşıdaki ödemelerimi yapmak istiyorum. Çarşı ödemelerimi yaptıktan sonra belki kuaföre bugün de gidebilirim. Ama hava gerçekten iyi şu anda. Bakın. Senin burada ne işin var? Bu ta karşıya geçmiş. Sen ne yapıyorsun burada? Bu bizim alt komşunun dükkandaki köpeği. Karşıya geçmiş, buraya gelmiş. Evimiz döndü bugün. Sabah 8.30'da evden çıktığımda saat şu an 3.30, daha ancak yeni dışarıya çıkabildik. Ter içerisinde kaldık ha. Gerçi şey, çoğunu hallettik, şükürler olsun. Ben zaten olmasam herhalde dayım gelmene gerek yok dedi dayım, ama şimdi 10 defa bırakıp gitmişti burayı. Neyse, tekrar görme alanı testini istediler. Doktor emin olamadı. Uzman doktor geldi çünkü baktı. Emin olamadılar ne olduğundan. Şimdi ekstradan gözün beynine giden damarları ile ilgili yapılacak olan bir test var. Ve MR çekilecek. Çünkü dayım 20 sene oldu değil mi? Almanya'da beyin kanaması geçirmişti.
o zaman gözüne vurmuştu. Acaba onunla alakalı bir şey var mı diye de onu da bir araştıralım dediler. Ama sol gözü hemen hemen hiçbir şekilde görmüyor. Katarak patlama. Katarak böyle. Ama Allah'tan daha şey dedi, katarak ameliyattık değil. O sevindirici. Ama dayı dediğim gibi ya burada bütün tahlillerin her şeyini toplayacağız. Beyin MR'ımıza. Ferşat Hoca'ya gireceğiz. Ferşat Hoca bir bakacak nedir ne değildir. Çünkü sadece ben Ferşat Hoca'ya göndermiştim ama göz ölçümleri olmadan herhangi bir sonuç veremem dedi o zaman. En azından onlar elimizde olunca bir ama o zaman o da söylemişti sana Ercan Bey göz damlalarınızı ihmal etmeyin. Çok tehlikeli bir durum diye. Sen Erşan'a söyleyeceksin. Bak saat kaçta damlatıyorsan damlana. Telefonla senin 6 aylık ayarlama yapacak. Kuracak telefonu. Ha, telefonun alarmı çaldım anlayacaksın ki göz damlası saatin geldi. Onu bileceksin yani. Çünkü onda yarım saat daha aksattığın zaman ne dedi o zaman sana Ferşat Bey? Etkisini kaybediyor dedi. Dayım geçen defa gelip ölçtürdüğümüzde 15'e 24 gibi. Bir göz 15, bir göz 24'tü. Bu defa geldi ölçtürdük. Bir göz 28, bir göz 32 çıktı. Emin olamadılar. Tekrar gittik. Tekrar damla damlattılar. Yarım saat bekleyin dediler. Ondan sonra tekrar ölçelim dediler. Tekrar bir daha ölçtürdük. Ondan sonra tekrar doktorun yanına gittik. Göz bebeğini büyütmemiz lazım dedi. Göz bebeğini büyüttüler, yarım saat bekleyin dediler. Bu defa öğle yemeği saati araya girdi. Çıktık, onu bekledik. Doktor tekrar baktı, bu tansiyon çok yüksek dedi. Şu anda bir cihazlarla baktık. Işık olduğu için gözde bir çıkın, 10 dakika 15 dakika bekleyin, o ışık gitsin. Ondan sonra tekrar bir muayene edelim, tekrar dedi ölçelim. Başka bir şekilde tekrar damla damlatıp kırmızı boya sürüyorlar. Onu bana da çok yapmışlardı. Onunla tekrar göz tansiyonunu ölçtüler. Bir orta yolu buldular ama hala hazırda çok yüksek göz tansiyonu. Eğer ki dedi sinirlerde sıkıntı yaşanırsa ayda bir defa kontrole gelmeniz lazım. Başka bir damlası var aslında dedi. Kullanmanız gerekir ama da göz kızarıklığı yapıyor dedi. O yüzden onu vermiyoruz şu an dedi. Ama gerekirse takviye olarak onu kullanacağız dedi. Ama şu an gözün beyine giden sinirlerine bakmak istiyorlar. O da haftaya kaldı. Haftaya pazartesi gelecek. Geleyim dedim ama dayım gerek yok dedi. Gerekirse artık dediğim gibi şeyin çıkınca da MR sonuçların çıkınca da ya doktora kontrole geldiğinde beraber geliriz. Gözlüğünü yalnız unutmayacaksın gelirken. Ben yine pazar akşamı ararım seni. Hatırlatırım sana dayı çantaya gözlüğünü koy diye. Gözlüğünü mutlaka al yanına. Yine bugün ama eve gittiğinde gözünü geçti deyip araba falan kullanmaya kalkma. Araba farı gözüne gelirse zaten kullanmıyorum. İyi en azından. Bir günü şeyde yedik. Hastanede yedik. Allah'tan ben hastaneyi biliyorum. Nereye gidecek, nereden ne alınacak, gelinecek, o da olmasa gezip duruyorsun. Sen olmasan ben anlatabilirim. Diğer tarafta hiç danışma falan da daha düzenlemeleri yapılmamış. Herkes karambole. Kimse de kimseye yardımcı olmuyor. Aslında insanlar birbirlerine yardımcı olsalar, yol gösterseler, şuraya gidin, buraya gidin diye. Herkes bilmiyor. Sen nasıl bir yol gösterdin? Ben işte onun için buradan haricinde başka bir hastaneye gitmek istemiyorum. Çünkü bilmiyorum neyi nereden yapacağımı. Eve götürmemi ister misin seni? Otobüste gidemeyecek durumda mısın? Ben de şuradan çıkarım, ben de karşıdan binerim. Çok yoruldum, yorulmasam bir Çağatay gibi çıkardım, çocukları görürdüm ama şey, ayaklarım bittiğinde çok yoruldum. Gider ben de biraz dinlenirim.
Ay yemekleri geldi. Ne yapacağım onu da bilmiyorum. Şey dediydim hani öyle bir makarna yapayım. Makarna da yemiyorum. Anneme olmasa ben hemen bir salata yapıyorum diyorum. Ben günde bir yapıyorum bazen. Makarna açıyorum. Bak onu şey haline getirdim. Alışkanlık haline getirdim. Akşamlar kesinlikle makarna filan kesinlikle hiç yemiyorum. Ben de salam. Senle tansiyonun dan dolayı, şekerinden dolayı aslında biraz bu ara dikkat etmen lazım. Onun da etkisi var. Dayıcığımı uğurladım. Göz bebeği büyük olduğu için biraz tereddüt ettim acaba gidebilir mi diye. Gerçi Erşan'la geldi hastanedeyken ama işlemler uzun sürünce alıp götüremedim. Dersim boş boş benim haber verin gelip alırım en azından dedi. Ama dayım gidebilecek. Otobüse giderim. Gerek yok. Gözüm çok bulanık değildi. Çünkü iki tane gözlükme damlası var. Birisi böyle 3 saat, birisi bir gün falan etkisini devam ettiriyor. İyiyim deyince artık ben de onu bırakır gelirim diyordum. Oradan çarşıya geçerim diyordum ama vazgeçtim. Çarşıdaki işlerimi yarın hallederim. Çıkmışken ödemelerimi yaparım diye dedim ama yoruldum, şaftım kaydı. Bir an önce ben marketten alacaklarımı alıp eve çıkıp yemeğimi hazırlayıp ne yapacağıma da karar vermedim daha. Neyse şimdi yolda gezerken böyle lokantalardan falan bir yerden yemek kokusu gelince canım bir şey çeker nasıl olsa. Aklıma bir şeyler gelir. Çoğunu hallettik ama dediğim gibi beyin cerrahisinden mutlaka doktor bir görüşme yapmanız lazım dedi. Beyinle alakalı bir şey de olabilir dedi. İnşallah öyle bir şey değildir. Çünkü muayene sırasında bu biliyorsunuz gözü kapatıp harfleri gösteriyorlar. En büyük harfi dahi sol gözüyle hiçbir şekilde göremedi. Sadece doktorun el salladığını görüyor ama elinde kaç parmak var onu dahi söyleyemedim. O yüzden aslında bugün yalnız gelsin istemedim. Sıkılıp gider dedim şimdi. Halit'le yapsın istemiyorum. En son artık biz bugün belki çekilir, randevu verirler diye düşünmüştük web için. Ve bu EMG bölümünde çekiliyor. Gözüm dediğim gibi beyne giden sinirlerine biz belirli bir noktaya kadar görebiliyoruz dedi doktor. Onun sonucunu alıp ondan sonra tekrar gelin dedi. Sadece perşembe günleri ameliyat günüm dedi. Perşembe haricinde gelebilirsiniz ama çok ilgili, çok iyi bir doktor. Annemin ameliyatını da o yapacak zaten. Devrim Hoca. Gerçi asistanı da çok iyi. Çok güler yüzlü. Çok ilgili. Artık en son istem kağıdı vermemişti. Barkodun arkasına yazmıştı. Barkodu aldım. Tekrar geriye çıktım. Vallahi beni kovacaksınız artık ama dedim. Aşağıdan istem kağıdı istediler dedim. İstem kağıdına ne yazacakmışız vallahi dedim. O kadarını bilmiyorum. O da dedi biz böyle gönderiyorduk daha öncesinde. Dedim aşağıdan istem kağıdı istediler dedim. Hemen aslında bazen sıra olmuyor ya da gelenler olmuyor. Çekiyorlar. Öyle olsaydı aslında doktor yukarıdayken çıkıp gösterirdik. Takıldım hatta dayıma dayı dedim. Yani bir iki gün ara vermiş oluruz. Perşembe dedim zaten annemin ameliyatı için buradayız dedim. Cuma günde dedim annemin dedim pansumanı için annemi getireceğim dedim. Cumartesi, pazar hafta sonu tatil veririz. Pazartesi de tekrar seni getiririm diye söyledim. Gülüştük dayımla birazcık. O da çok yoruldu. Beklemezdim zaten sen olmasaydın dedi. Onun için, bildiğim için geldim zaten dedim.
Çünkü dayım beni göz ameliyatında hiç yalnız bırakmadı. Ben bu göz büyütme damlasını 4 ay kadar sürekli olarak kullandım. Sağ gözümdeki mercek takıldığında gözümün yarısı görmüyordu, siyahlık vardı. Benim kabul etmedi çünkü merceği. Psikolojik olduğunu söyledi doktor, onu oturmak için göz bebeği büyüttüler. Hani o oradaki siyahlığa takılmayayım, belki unuturum diye. Bu şey gibi, gözlüğü ilk taktığımızda nasıl çerçevesini görüyoruz. O böyle bir rahatsızlık hissi veriyor, onun gibi. Ama olmadı. Yani bir sene öyle bekledik, düzelmeyince işte tekrar üstüne benim bir daha mercek konmuştu. Dayım o dönemde beni hiç yalnız bırakmadı, sağ olsun. Geldi arabayla, aldı, doktoruma götürdü, getirdi. Hep yanımdaydı. Şimdi hatta dedi, üzüldüm dayıcım dedi, ya bütün gününü yedim senin dedi. Dedim dayıcım, olur mu öyle şey? Sen beni ne zaman yalnız bıraktın, ben seni dedim yalnız bırakayım. Gerçi iyi oldu, o da Almanya'dan bir arkadaşıyla karşılaştı. Biraz onunla muhabbet ettiler. Vakit en azından geçmiş oldu. Şimdi size de tek bir çözelim, önemli olan çözmek. Dediğim gibi yorgunluklar, insan yatıyor kalkıyor biraz. O yorgunluk gidiyor, dinlemiyorsun. Önemli olan çözümünü bulmaktı. Şu an en azından ne olduğunu biliyoruz. Aşağı yukarı. Ona göre de çözümünü arayıp bulacağız. Yani bu hafta anlayacağınız benim bütün günlerim hastanelerde geçecek. Otobüse bineyim dedim, sonra vazgeçtim. Yavaş yavaş dedim bir hava alarak en azından eve gideyim. Daha 101'e girmiştim. Şu üçlü saklama kapları güzel aslında. 3 sanım. 45 liraymış. Evet, üçlü. Kesme taştan daha iyi. Temizlemesi daha kolay, en azından çamaşır suyu döküldüğünde üstüne. Ne alacaktım ben? Tek için elma alacaktım. Neyse, onu Migros'tan alırım. Şu küçük çamaşır sepetleri ne kadar acaba? Fiyatları yazmıyor ama. Bir tane küçük çamaşır sepetine ihtiyacım var. Kayınpederlerin kazan getirdiğinde müşahede altında tutmuşlardı ya. Neyse, diğer A101'e bir bakayım. Burada fiyatlar bazen olmayabiliyor çünkü. Serkan.
Daha 101 elma için girmiştim ama elma bulamadım. Yemek aklıma gelir mi dedim ama pastanenin önünden geçerken kek canım çekti. Kek yapayım dedim. Manav abimde de yok. Migros'ta vardır inşallah. Yemekten önce tatlıyı düşünmeye başladım. Bu ara yine herhalde tatlı krizim tuttu benim. Şimdi değiştirdim, şaka maka yorulmuşuz. İnçik merdivenlerde 3 tane yumurta çıkarmıştım zaten. Yorgunluğu geçtim, kahvesizlik başıma çarptı. Öyle olunca dayım hemen orada Nescafe aldı ama Nescafe benim için kahvesini yerine tutmuyor. Oturmadan önce hemen bir kekimi de hemen koyayım fırına. Pazardan o gün elma almadım. 10 liraya da vardı, 15 liraya da vardı pazarda elma. Migros'tan 4 tane elma aldım. Kırmızı elmalarla yapacağım. 24 liradan, 25 liradan aldım, hatta indirimdeymiş. Evet, biraz da su içeyim. Evet, bütün günümüz hastanede geçti ama en azından pek çok işimizi hallettik. Hastanede danışmaya başlayacağım yakında bu dişle. Geldim, biraz herhalde hızlı yürüdüm, ter içerisinde kaldım. Onu almıştım galiba. Allah. Bunu alalım. Şekerimizi alalım. Canım şey, demek pastanenin önünden geçerken orada pastaları görünce canım tatlı çekti. Dedim şimdi orada kalkıp da 47 lira işte bir dilim bir şey verinceye kadar kendim evde yaparım dedim. Ne alacaktım? Sıvı yağ alacaktım. Unuttum, bakıyorum öylece. Aynı bardak ölçüsünde yapalım. Bu bardaktan başka yok mu? Neyse, sıvı yağ yoğurdu aldığım kıva sıvı yağımı da kullanırım. Önce kahvemi içip kendime geleyim. Hem işimi yaparım. Nescafe asla benim için Türk kahvesinin yerini tutamaz. Kahveleri genel olarak çok severim ama Türk kahvesinin yeri ayrı bende. Cam kase aradım ama cam kase bulamadım. Derin bir kase verdiğine geçen gün Tahtakale'ye gittiğimizde baktık. Bulamadık. Evet, yoğurdumu da çıkarayım. Elmalarımı da yıkayayım bu arada, süzülsün. Sabah o telaşla çıkarken kirmislerimi de aslında süzmedim. Şöyle çevireyim. Kirmisleri de süzmeden çıktım evden. Neyse, kekimi en azından yaparken
fırına verdiğim zaman kirmişlerimi de süserim. Eskiden kirmişleri teyzemin evinin önünde şeyler vardı. Arık derisiz sular akardı. Kumaş keselerin içerisine koyup bez keselerin kumaş derken arığın içine bırakırdık. O akan suyla birlikte çok daha çabuk tatlanırdı. Ama şimdi öyle akan sular yok çevremizde. Evet, bir bardak yoğurdumu aldım. Bu arada bu yoğurtları keklere ve pastalara kullanıyorum. Yiyecek olduğumuz yoğurdu koydum, acaba sütle mi yapsam diye düşündüm. Üstüne de dökeceğim çünkü. Bir kararsız kaldım. Ne yapsam? Ben yine sütle yapayım da yoğurdu böylece dolaba koyayım. Bunu da hayran yapıp içerim artık. Aslında genelde kakaolu kekte yapıyorum. Üstüne sos olarak döküyorum ama evet, sütle yapacağım bu defa. Bir bardak süt. Kirmişleri 45'ten almıştım ama annem köy teyzemin yanına gittiydi. Orada da yeni mahsulü 30 liradan varmış. 3 kilo daha kirmiş almayı düşünüyorum. Bu böyle bitmeye yakınken, çünkü bu yaptığımdan belgini de çıkarırım yukarıya. Açamadım. Bitmeye yakınken tekrar hazırlayacağım. Yani hepsini bir anda yapıp da bekletmeyeceğim. Buradan alacaktım ama 30 liraya bulunca orası daha mantıklı. Kapağı açamadım Halit. Kollarına kesinlikle ya güç kalmamış ya da bak çok sert açılmadı. Elini kesmeden inşallah açarım ben bunu bugün. Şimdi dışarıya çıkmak yerine içeriye girecek üstten kestiğim için. Evet, nihayet açtık. Evet, bir bardak sütümü koydum. Bir bardak da sıvı yağ ekledim sütün üstüne. Şimdi ayneviyatta bir tane bardak. Aşağı yukarı aynıdır ölçüleri. Olmadı bir parmak eksik koyarım. Bir bardak da toz şeker koyacağım. Öncelikle üçünü bir karıştırıp bir bardak ayıracağım çünkü. Üzerine dökmek için yumurtasını daha sonra ilave edeceğim. Yağlı kağıdım vardır umarım. Hiç bakmadım. Bu aralar aslında onların eksiklerini tamamlamam lazım. Çünkü annem ameliyata girmeden öncesinde
bir çeşit tuzlu, bir çeşit tatlı pasta yapayım ki. Belki Leyla'nın bir tarifi var, onun tarifi çok güzel demişti. Ya Leyla'dan o tarifi alacağım ya da Selda teyzemin yapmış olduğu var. Çünkü gelen giden olacak. O arada ben bir şey yapamam. Öncesinde hazırlayayım. Evet, bir bardak şekerimi de koydum. Şöyle şeker sanıyorsunuz aslında. Şu yağımı da kaldı benim hamurda. Şeker iyice eriyene kadar çırpıyorum. Eğer üstüne sos dökmeyecek olsaydım yoğurtla yapacaktım. Son anda karar değiştirdim. Şöyle bir bardağını ben ayırdım. Burada dolaba koyuyorum. Vanilyamızı salalım. Kekimde olduğum bir çay demlerim. Hatta Belgin eve gelmiş olursa Belgin'i de çağırırım. Şöyle şimdi tavanın içine atayım. Evet, yumurtalar oda sıcaklığına gelsin diye suda işlemeye geçmeden önce şimdi yumurtaları çıkarıp yıkamıştım. Evet, 3 tane yumurta ilave ettim. Üstüne 2 su bardağı kadar da bakarak tabii ki, çünkü 1 bardak karışımdan aldığım için kontrollü bir şekilde dökeceğim. Kek kalıbına dizdikten sonra zaten üzerlerine elma dilimlerini dizeceğim ve 180 derecede pişireceğim. Daha sonra da ayırmış olduğum bir bardak karışımı üzerine ilave edeceğim. Biraz daha böyle aslında nasıl deniyor, sufle de değil de böyle ıslak kekleri ben daha çok seviyorum. Eskiden kakaolu daha fazla yapıyordum ama bu ara böyle biraz daha meyveli kekleri daha çok seviyorum. Ama havuç ve tarçın vazgeçilmesi. Bu ara zaten gelenden gidenden bol bol. Kek pasta yapacağız. Evet. Küçük süpürgemizi alalım şuradan. Hemen bir bardak daha alayım. İki bardak dediğim kadar üstüne un ilave edeceğim. Unla da güzelce karışıncaya kadar niye bu aralar yine böyle tatlıya düştüm bilmiyorum. İnanılmaz derecede tatlı yemek istiyorum. Ama yemek yiyemiyorum bu aralar. Hemen şöyle. Almıştım ama rafta ne kadar bekledi bilemediğim için hemen şöyle bir bunu da elekten geçiriyorum.
Kekin kokusunu mu aldın kardeş içerisinde? Ne yapışım yani, kekin kokusunu almasın lazım. Fırının kokusunu almışsındır belki. Olabilir. Ya da çırpmış oldu, yumurtanın kokusunu almış olabilir. O da olabilir. Evet, şöyle iki bardak hemen un ilave ettim üstüne. Şunu şöyle koyayım da. Elmalı kek mi yapıyorsun? Elmalı kek yapacağım. Tatlı hissedeceğim hastaneden gelirken, yemek ne yapayım diye düşünürken, fırından geçerken. Şöyle kıvamını da aslında aşkla göstereyim de. Evet, çırpma teriyle çırpamadığım için mikseri açtım orada, o yüzden kamerayı da kapattım size ses gelmesin diye. Orada berginciğim geldi zaten. Mikser nasıl oldu? Suyunu değiştiriyorum, birkaç güne tatlanır. Şey dedim, bu adamdan 3-4 kilo daha alacaktım da. Aynen. Hani bitmeye yakınken diğerine yapmak lazım. Yaparım diyordum. Ama Şerif teyzemin aldığı yer varmış, 30 lira demişler kilosunu. Ama o nasıl? Annem dedi hem yeni mahsul. Annem şey yapmasa beğenmez. Almaz yani. Ya oraya söyleyelim. Hoş dediğin doğru, gönül abi biraz onlara titiz. Evet. Ah para şey, fincan geliyor. Annem Suriye gittiğinde alacak 3-4 kilo verdim. Koyacağız. Ya çekirdek de bulucu buldu. Bilmem neydi almaktan, sen daha sağlıklı. Ben timsi severim. Timsi çok hoşuma gider. Ben de çok severim. Yani. Beş dakikada pişireceğim bunu. Evet. Fırın zaten ısınmıyor şimdi. O gün dedim almadım şey, sen elma alırken elma. Ama benim sizin yeşil elmaydı. İkisini yeşil, ikisini kırmızı aldım, ben de kararsız kaldım. Ekşi. Bitti ama bak, yeşil elma al, mandalini al. Hakan yiyor ama Belgin. Hakan meyveyi seviyor. Hakan şeyi çok seviyor. Ona küçük aldığım salatalıklar var ya, salataları çok seviyor. Alıyor salatalık, alıp alıp yiyor. Salata, salata. Alıyorum bir tane, yıkıyorum, veriyorum önünü. Kabuklarını da soymuyorum ben. Güzelce yıkıyorum, kabuklarını da beraber yiyorum. Daha sağlıklı zaten. Aynen, dediğim gibi. Ay bayıldım o gün telefonda, diyor ya gel kahve içelim diye. He, gel kahve. Kahve. Allah'ım ya Rabbim ya. Kahve iç diyor, kahve. Çocuk bile öğrendi artık benim kahveci olduğumu. Biri kapı çarpıyor yine. Evet, elmalarını da şöyle güzelce dizelim. Aşağıdaki kapı kapanmıyor zaten. Evet, şu şekilde. Artık fırına girebilir. Ah, fırına tepsilerini çıkarsaydım bunları. Aa. Öyle ısıtsaydım ya ben. Aynen. Unutuyor insan bir. Ali'yle şu fırında bir şey yapmayı bilmiyorum sevgilim. İçinde tepsiler var ya, benim fırında da tepsi var, fırın tepsileri var. Borcam var, yok diğer şey tepsi var. Yani fırın bile içi dolu yani. Her yerimiz dolu. Her yerimiz dolu ya. Evet, bir 45 dakikada pişecek zaten. Çıkardıktan sonra ilk ısısı geçince dolaba ayırmış olduğum karışımı da üstüne dökeceğim. Ondan sonra artık soğudum, bir çay deniriz. Beraber yeriz tabii. Evet, kekimi çıkardım. 45-50 dakika kadar falan şöyle sosumu da dolaptan çıkardım. Şöyle gördüğünüz gibi dolapta koyulaştı zaten biraz. Şöyle birkaç yerinden deleyeceğim ki sosu daha kolay içine çekebilsin. Fırından çıkardıktan sonra bir 6-7 dakika kadar beklettim. İlk sıcağı çıksın diye. Ama hala dumanlar çıkıyor. Evet, sosumuzu da dökelim. Ben kalıptan çıkarmadan döküyorum sosunu ki tabakta, çünkü kekin üstünden hemen aşağıya süzülüyor sos.
Böyle en azından yanlardan da içine çekebilsin diye. Evet, şimdi bunun soğumasını beklemem lazım. Ondan sonra zaten dilimleyip verdiğim işi vardı. Ben verdiğimi de çıkarırım biraz. İş yoksa beraber yeriz. Akşama da artık zaten daha yemek yemem. Yemek yerine bugün kek yiyeceğim. Evet, şu kalanı da şöyle döküp artık yavaş yavaş şöyle göstereyim, çekmesini bekleyeceğim. Evet, kekim de hazır nihayet. Dedim ya canım, inanılmaz derecede böyle bir oradan o pasta kokuları gelince canım çok çekmişti. O yorgunluğa rağmen geldim, hemen kekimi yapayım dedim. Evet, siz canlarımla yine çok güzel bir gün geçirdik. Ben incik biraz yorulsam da evet, zaten şey böyle bir düştüm. Şimdi tatlı yiyince enerjim yerine gelir muhakkak. Evet, yarın sizlerle tekrar görüşebilmek dileğiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Hoşça kalın.